Herkese merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Bitcoin ve altcoinlerin son durum gelişmelerini inceleyeceğim ve grafik analizlerini yapacağım. Bitcoin şu an 19.700 dolar seviyesinde DXY'de büyük bir artış oldu. ABD borsaları açıldığından beri düşüyor fakat Bitcoin'de biz bu şekilde bir düşüşle karşılaşmadık. 19.645 dolar desteğinden şu an tepki almış olarak gözüküyor ama baktığımız zaman yapı hala bearish. Bearish yapı bozulmuş durumda değil arkadaşlar. Düşen tepeler ve düşen dipler oluşmaya devam ediyor. Eğer Bitcoin'de şu şekilde baktığımızda 19.500 dolar seviyesinin altına sarkarsak direkt 18.900 dolar destek seviyesi karşımıza çıkacak. İlk destek seviyesi diyebileceğim yer. Yapıya baktığımızda yapıda düşüş yönlü arkadaşlar. Hiçbir şekilde bozulma yok. Yani marketin durumu uzun vadede pozitif olsa da kısa vade yapıya baktığımızda düşen tepeler ve düşen dipler bozulmadığı için DXY tarafı da aynı şekilde olumsuzluk verdiği için piyasaya hiçbir şekilde yükseliş konuşamayız şu anlık arkadaşlar maalesef. DXY tarafında çok önemli bir gelişmeyle karşılaştık. Önemli direncine kadar yükseldi. 109.94 direncine kadar yükseldi. Biliyorsunuz bir önceki yaptığı yükselişte 109.28 seviyesine kadar yükselmişti. Sonrasında 104 seviyesine kadar düşüş ve burada yeni tepe oluşturmuştu. Yani düşen tepe ve düşen dip derken arkadaşlar anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani şu şekilde baktığımız zaman DXY tarafında yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşuyor. Yani sürekli artıyor. Bir önceki dibin altına sarkmıyor veya bir önceki tepenin altına sarkmıyor. Yükseliş yapısı hiçbir şekilde bozulmuş değil. Ama Bitcoin tarafına baktığımızda yükselen tepeler ve yükselen dipler aynı şekilde Bitcoin tarafında yok arkadaşlar maalesef. Yükselen tepe ve yükselen dip yapısı 25.200 dolar seviyesinde bozulmuştu ve o günden beri biz düşen tepe ve düşen dip formasyonlarıyla karşı karşıyayız. O yüzden de baktığımız zaman şu şekilde buradaki destek seviyesinin 18.900 dolar destek seviyesinin altına sarkarsa yapı tamamıyla bearish'e evrileceği için şu anda da zaten tabii ki bearish ama yapı tamamıyla destek seviyesinin kıracağı için hacimli bir şekilde düşüş yaşayabiliriz. Bu seviyede 16.000 dolar seviyesine kadar Bitcoin gerileyebilir. 16.000 dolar seviyesini biliyorsunuz sürekli bahsediyorum. 16.000 dolar seviyesini arkadaşlar görecekmişiz gibi hissediyorum açıkçası. Şu an teknik olarak baktığımızda markette hiçbir şekilde yukarı doğru evrilme yok ama DXY tarafında pozitif durumlar tabii ki var. DXY yükseldi. ABD borsaları düştü arkadaşlar. ABD borsaları Nasdaq, S&P 500 önemli destek seviyelerini kırdı. S&P 500 3.950 dolar destek seviyesinin altına sarkarsa Bitcoin'de normal şartlarda büyük bir düşüş yaşanması gerektiğinden bahsetmiştim. Ama adamlar DXY'yi yükseltip ABD borsaları düşürürken kripto paralara dokunmadılar. Kripto paralar yavaş bir şekilde, hacimsiz bir şekilde düşmeye devam ediyor. Akümülasyon sürecine devam ediyor. Bunun sebebi de ABD borsaları çok büyük yükselişler yaşadı. Baktığımız zaman %19'luk bir yükseliş S&P 500 için çok büyük bir yükseliş arkadaşlar. Çünkü bunun ATH'ı 4.827 dolar. Burada o kadar büyük düşüş yaşamamıza rağmen 4.300 dolara kadar yükseldi. Yani arada 500 dolarlık küçük bir marj var. Nasdaq tarafına baktığımızda biliyorsunuz Nasdaq bizim için daha önemli bir yapı diyebilirim. Nasdaq tarafına baktığımızda Nasdaq'ta da 16.000 dolar ATH yükseldiğimiz tepe seviyemiz 13.678 dolar seviyesi. Yani 3.000 dolarlık düşük bir marj var. Yükselişe baktığımızda ve ATH dönemi arasındaki mesafeye marja baktığımızda Bitcoin'de kripto paralardaki marjdan çok daha küçük. O yüzden ABD borsaları kripto paralara göre çok daha büyük yükselişler yaşadığı için kripto paralar DXY yükselirken ABD borsaları kadar düşmedi. Şu şekilde baktığımızda ABD borsaları %1 düştüğünde Bitcoin %5, %6 düşüyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Olduğu seviyeden hangi seviyede olduğunun hiçbir önemi yoktu. Yani şu şekilde düşünmemek gerekiyor. Bitcoin zaten dipte daha nereye düşsün ki diye düşünmemek gerekiyor. ABD borsaları düşerse dünyadaki her şey önemli destek seviyesi alıcı veya satıcı hiç fark etmez düşer arkadaşlar bunu unutmamak gerekiyor. Ama adamlar düşürmek istemediği için biz Nasdaq'ta ve S&P 500'de böyle düşüşle karşı karşıyayken DXY en önemli direnç seviyesine 110 seviyesine gelmesine rağmen şu şekilde aylıkta baktığımızda biliyorsunuz burada önemli bir fitil vardı arkadaşlar. Bu fitilden haftalardır hatta aylardır bahsediyorum. Buradaki fitil bizim direnç seviyemiz. Bu fitil kırılırsa 121 seviyesine kadar yükseleceğimizden bahsetmiştim. O yüzden bu fitilin hiçbir şekilde kırılmaması gerekiyor. Ama bu da karşımıza şöyle bir sonucu çıkartıyor. Diyelim ki DXY 121 seviyesine kadar yükseldi. Adamlar yine Bitcoin'de bu şekilde akümülasyon sürecini devam ettirirlerse
Biz dip seviyemiz 17 bin 18 bin dolar seviyesinde takılabiliriz yani. Bunlar da olabilir. Bunlar da gerçekleşebilir. Çünkü şu an biz Bitcoin'de yeni bir düşen dip görmeliydik ABD borsalarında bu kadar düşüş yaşandığı için. Ama görmedik. Adamlar kripto paraları yükseltmediği için düşürmüyorlar da diye düşünmek gerekiyor. Yani burada akümülasyon dönemi tamamıyla devreye giriyor. Adamlar korelasyonlu olduğumuz piyasalarla dalga geçer gibi oynuyorlar. Kripto paralar düşmesi gerekirken düşmüyor. Aynı yükselmesi gerekirken yükselmediği gibi. Yani şu an o yüzden de birazcık buradaki durum pozitif. 121 seviyesinde oluşabilecek olaylar arkadaşlar çok kritik olabilir. Eğer dediğim gibi ABD borsalarını düşürüp kripto paralar zaten dipte diye bu adamlar düşürmezse yani altcoin'lerde ve Bitcoin'de biz çok büyük düşüşlerle karşılaşmayız. Bitcoin nezdini boş vermek gerekirse, altcoin'lere dönmek gerekirse yani şu an hemen hemen tüm altcoin'ler ATH seviyelerinden zaten %90 düşmüş durumda değil mi? Yani bir manaya baktığımızda karşımıza şöyle bir grafik çıkıyor. APY'ye baktığımızda karşımıza şöyle bir grafik çıkıyor. Waves'e baktığımızda şöyle bir grafik çıkıyor. TVT'ye baktığımızda TVT'de normal coinlerden biraz farklı bir durum var arkadaşlar. Bundan bahsetmiştim zaten. TVT bu boğada yürüyecek diye düşünüyorum açıkçası. Shiba'ya baktığımızda en hacimli coinlere bakıyorum. Yani en büyük yükseliş yaşayan coinlere bakıyorum arkadaşlar coin seçmeden. Bakın Shiba burada pump'ını yaşadı. Güzel bir pump yaşadı. ATH'ine ulaştı. Şu an aylık grafikte bakıyoruz bu arada. Sonrasında çok sert bir düşüş. Yani burada bir yeşil aylık mum kapatmış. Sonrasında düşüş devam etmiş. Buradaki hacimsiz mum zaten gözükmüyor arkadaşlar. Hani o kadar ortası boş ki barın ortası balisi o kadar boş ki bu şekilde baktığımızda sadece fitiller hakim. Onun haricinde BNB'ye baktığımızda BNB biliyorsunuz Binance'in coin'i ATH seviyesine ulaştıktan sonra burada bir yeni tepe oluşturmaya çalıştı fakat oluşturamadı. Sonrasında sert düşüşler. Chiliz. Chiliz'den Türk yatırımcılar da çok büyük paralar kazandı. Çok güzel yükselişler yaşadı. Aynı Chiliz'de de BNB gibi bir yapı var değil mi? Burada ATH yeni bir tepe sonrasında arkadaşlar yeni ATH'a doğru koşmaya çalışmış ama koşamamış ve çok sert düşüşlerle karşılaşmışız. Yani coinlerin şu an perp grafiğinden baktığımız için listelendiğinden beri olan grafikleri arkadaşlar gözükmüyor tabii ki. Şu an baktığımız zaman spot grafiğini açtığımda yani yükseliş başlamadan önce bu coin 0.17 seviyesindeymiş. Şu an 0.81 seviyesinde. Yani arada bir sıfır var arkadaşlar. Bu seviyeden çektiğimizde coin boğa başlangıcı öncesi hala 5x yukarıda. Yani bu coin'in 5x düşmesi gerekiyor. Tabii ki düşüşte yüzdelik dilimler bu şekilde işlemiyor arkadaşlar ama aşağıdan baktığımızda coin hala 5x yukarıda. O yüzden bu seviyelere kadar düşeceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü bu seviyeleri düştüğünde insanlar korksa bile mal alırlar. Yani şu an arkadaşlar yaşadığımız şeyi şu şekilde düşünüyorum. 32 bin dolar seviyesinde bakın insanlar mal alamadılar. Çünkü neden? Hala 32 bin dolar seviyesindeydik. Biz mal aldık ve tepede sattık veya satamadık. Hiç fark etmez. Sonrasında sert düşüş. Burada insanlar tekrardan korksalar bile mal almayı düşündüler. Altcoin'lerde çünkü %90 düşmüş durumdaydık biz değil mi? %90 düştük yani ne olursa olsun %90 düşen coin 5x'de aşağı düşebilir mi? Tabii ki de düşebilir. Bu da %99 düşüşe tekabül ediyor zaten ama adam güvendiği coin alır arkadaşlar. Yani buna yapabilecek bir şey yok ama bu yükseliş getirir mi? Asıl soru bu işte. Bu yükseliş getirmez. Adam çünkü çok büyük bir marjda almaz veya herkes almayacağı için bir piyasada bir FOMO oluşmayacağı için bu yükselişi tetiklemez. O yüzden de biz bu kişilerden olmak zorundayız. Yükselişi tetiklemeyen ama en güzel yerden mal alan kişiler olmak zorundayız. Bunun için de işte Bitcoin'de güven ve hareketler bekliyorum ve altcoin sepeti videosu da bu zaman gelecek. Yani Bitcoin'e artık güven verdiği zaman gelecek. Diğer grafiklere, korelasyonlu olduğumuz grafiklere bakmak gerekirse Ethereum direnç seviyesinden reddiymiş durumda arkadaşlar. Şu an günlükte baktığımızda destek seviyesinde tutunmaya devam ediyor. 1525 dolar seviyesi. Tether dominansına baktığımızda Tether dominansı kararsız. Tether dominansı neden kararsız? DXY yüzünden kararsız. Tether dominansı eğer direncin üstünde günlük mum, hacimli bir günlük mum kapatırsa ve bir sonraki direnç seviyesine 8 seviyesine kadar yükselirse biz Bitcoin'de 17 bin dolar seviyesini görürüz arkadaşlar. Çünkü Tether dominansı bize ne diyor? Para Tether'e geçiyor. Yani altcoin'lerden, Bitcoin'den para çıkıyor ve para tamamıyla Tether'e geçiyor. Dolara geçiyor arkadaşlar. Bize Tether dominansı bunu söylüyor. Eğer şu şekilde 7.01 seviyesinin altında kapatırsak burası şu an destek de değil direnç de değil. Ne olduğu kararsız arkadaşlar. 7.01 seviyesinin altında atarsak ve yükseliş treni kırılırsa
Destek seviyemiz 5.72 seviyesi. Burada Bitcoin'i biz tekrardan 24 bin, 25 bin dolar seviyelerinde görürüz. Ama yükseliş trendi hiç kırılacak gibi durmuyor. Yükseliş trendinin kırılabilmesi için DX'in en azından negatif haberler yaşaması gerekiyor. Azıcık olsa da düşüş yaşaması gerekiyor ki kripto para yatırımcıları bir şeye güvenip piyasaya girebilsin, değil mi? Şu an kim neye güveniyor arkadaşlar? Yani bu şekilde düşünmek gerekiyor. Düşüş de beklemiyor, yükseliş de beklemiyor. Herkes şu an piyasanın akümülasyon döneminde olduğunu, herkesi bıktırma döneminde olduğunu zaten biliyor. Bunu konuşuyoruz, bunu sürekli anlatıyorum. Şu an adam piyasayı açsa ben neye göre alayım diyecek, yani buradan yükseleceğine bir garantisi yok, düşeceğine de bir garantisi yok. Adamlar piyasayla tamamıyla oynuyorlar. Tether dominansı destek seviyesi ve direnç seviyesi arasında gidip geliyor. Bitcoin dominansında şu an hiçbir işimiz yok aslında baktığımız zaman. Bitcoin dominans şu an destek seviyesini kırmış olsa bile arkadaşlar, yani yükseliş döneminde çok sert yükseleceği için altcoin'leri ezebileceğini konuşuyoruz şu an sadece. Onun haricinde şöyle bir şey düşünmek gerekiyor. Altcoin'lerde Bitcoin dominans düştüğü için bir yükseliş gelmez. Bunu unutmak gerekiyor. Bunu hiç düşünmemek gerekiyor. Ama Bitcoin dominansı yükseliş döneminde çok düştüğü için işte kötü senaryolarla karşılaştırabilir bizi. O yüzden çok düşmesi benim nezdimde iyi bir şey değil. Şöyle düşünmek gerekiyor. Bakın, düşmüş 40 seviyesine kadar bu yükselsin, 50-60 seviyesine kadar yükselsin. Yani o kadar fazla yükselmesi gerekiyor ki arkadaşlar, altcoin'ler ezilecek. Altcoin'lerde zaman kaybedeceğiz. Boğa başlangıcı tamamıyla zaman uzayacak. Zaten şu an zaman uzuyor. Adamlar zamanı uzatmak için, daha fazla bekletmek için her şeyi yapıyorlar. Bu o yüzden birazcık negatif bir durum. Ama tabii ki de yükseldiğinde, örnek veriyorum, 60 seviyesine kadar, 65 seviyesine kadar yükseldi. Burada önemli bir fitil var arkadaşlar. Bakın, bunu da unutmamak gerekiyor. 63 seviyesine kadar yükselir, sonrasında büyük ihtimal reddeder. Onu da zaten yükseldiği zaman konuşuruz, artık yükselsin. 63 seviyesinde reddedikten sonra biz altcoin'lerde asıl yükselişi o zaman görürüz. Tabii ki de Bitcoin yükselirken altcoin'lerde de yükseliş görürüz, ama biliyorsunuz paranın Bitcoin'den çıkıp altcoin'lere girmesi gerekiyor ki altcoin'lerde 10x'ler, 50x'ler, 100x'ler görebilirim. O yüzden de Bitcoin dominansındaki durum bu şekilde. Genel olarak piyasa arkadaşlar, zaten total market cap tarafı hala yükseliş trendini kırmış durumda değil. Kanal içerisinde devam ediyor. Aynı Tether dominansı gibi kararsız. Altına mı sarksam, üstünde mi otursam, yani bu şekilde kararsız. Normal şartlarda biliyorsunuz arkadaşlar, bu kadar kararsız olmaması gerekiyor. Piyasada hacim olmadığı için maalesef bu durumlarla karşı karşıyayız, ama bu da piyasada yaşanması gereken bir şey. Ben her zaman ne diyorum? Piyasanın %70'i arkadaşlar akümülasyon döneminde geçer. Yani piyasadaki zamanın %70'i akümülasyon döneminde geçer. Zamanın %15'i yükselir, zamanın %15'i düşer. O yüzden akümülasyon dönemindeyken, yani bu %70 zamandayken de para kazanmak gerekiyor ki, veya para kazanacak hareketler sergilemek gerekiyor ki yükseliş dönemlerinde veya düşüş dönemlerinde de elimizde bir şeyler olsun. Sadece %30'luk zamanda para kazanmaya çalışırsak zamanın büyük bir kısmını kaçırırız arkadaşlar. Boşu boşuna beklemiş oluruz. O yüzden uzun vade yatırım döneminden bahsediyorum. Yani trade'den çok güzel paralar kazanılıyor. Evet arkadaşlar, bu dönemde düşüş döneminde de 32'den 48'e yükseldiğimiz dönemde de güzel paralar kazandım tabii ki, ama uzun vade yatırımı attığım için bunu, yani çoğu hemen hemen arkadaşlar bakiyeyi düşürdüler. Maalesef elimdeki mal arttı, ama dolar olarak baktığımızda bakiye maalesef düştü. Yani bunun sebebi nereden aldığımın bir önemi olmaması. Ethereum'u 900 dolardan da Ethereum aldım. Fiyatına bakmadan 2000 dolardan da Ethereum aldım. 1500 dolardan da Ethereum aldım. Kazandım. Parayı direkt aldım. Ne olduğunu hiçbir önemi yok. Yani uzun vade yatırımda arkadaşlar nereden aldığının pek bir önemi yok. Nereden sattığının bir önemi var diyebilirim. Genel olarak kripto para piyasasında durum şu anlık bu şekilde. Listemizdeki coinlere baktığımızda hepsi %3'lük, %4'lük düşüşler yaşamış durumdalar. Lunch'tan arkadaşlar, bu arada Lunch'tan çok güzel paralar kazandırdık takipçilerimize, değil mi? Canlı yayında bahsetmiştim, coin uçtu. Ben girmedim. Yani hiçbir şekilde girmem arkadaşlar ben bu coin'e. %93 kaçırdım ama hiç üzülmüyorum. Neden? Güvenmediğim bir şeye girmem. Bu piyasada işlem yaptıkça arkadaşlar katı kurallarınız oluşuyor. Saçma sapan coinlere girip kaybederseniz eğer, sizin de böyle kurallarınız oluşur yani ilerleyen zamanlarda tecrübe sahip olduğunuz zaman. Bakın ne demiştim? 156 üstü kapanışta bu coin patlar demiştim, değil mi? Fibonacci hedefi vermiştim. Fibonacci hedefini şu an hatırlamıyorum ama red diyeceği bölge kesinlikle 288 seviyesi demiştim. Coin'in açıldığı seviye burası arkadaşlar, çünkü bakın 288 seviyesinden kesinlikle kar almanız gerektiğinden bahsetmiştim. Coin buranın üstüne fitil bırakmış, sonrasında kırmızı 4 saatte yakmış.
Bunu kırar mı bilemiyorum arkadaşlar ama elinde olanlar varsa kesinlikle bu seviyelerden satmaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle bu seviyelerden kar almalısınız yani. En azından arkadaşlar ana paranızı ve birazcık karınızı, %50 karınızı dışarı çıkarmalısınız diye düşünüyorum. Çünkü düşüş dönemindeyiz. Bu coin 100x yapamaz arkadaşlar bir anda. Yani böyle bir şeyin ihtimali yok. Güzel yükseldi. Evet, verdiğimiz seviyeden yükseldi. Direnç seviyesi üstü kapanış yaptıktan sonra %93, %95 yükseldi ama yani nereye gitsin değil mi? Nereye gitsin? Shiba Coin videosunda da aynısını söyledim arkadaşlar. Teşekkür ettiniz. Yani hani gerçekler bunlar. Herkes fomalandığı için uçacağını kaçacağını bekliyor. Shiba Coin videosunda ne demiştim arkadaşlar? Elinde Shiba Coin olanlar varsa kesinlikle o videoyu izlemedilerse izlemelerini tavsiye ediyorum. Bakın demiştim ki bu düşen trendimiz 21 Aralık'tan gelen bir düşen trend. Baktığımız zaman çok uzun süren bir düşen trend olduğu için 238 günlük bir düşen trend. Bu düşen trend kırıldığında Shiba patlar. İlk önemli direnç seviyesi 29 seviyesi. Yani buraya kadar çok hızlı bir şekilde yükselir. Çünkü coin 230 gündür düşen trendde. %91'lik bir yükselişi direkt yapar. Ama kırılırsa dedim. Yani üstünde güvenli bir şekilde günlük mum, hacimli bir şekilde günlük mum kapatırsa yapar demiştim. Kapatabilmiş mi? Üstünde günlük mum kapatamamış arkadaşlar. Bakın yeşili, hacimli mum boş verin direkt mum kapatamamış. Burada shortçuları patlatmak için güzel bir yükseliş yapmış. Burada longçuları da patlatmak için bir anda aşağı vurmuşlar. Sen bu dediğimi görüp burada günlük mum kapanışını görmedikten sonra shorta girseydin direkt %25 kazanmıştın. Artık kaç x girdiğinin hiçbir önemi yok. Sadece bir videoyu 10 dakikalık bir video izleyerek %25 kazanmıştın ve belki de alım yapmayı düşünüyordun. Belki de coin'de çok fazla böyle hacim gördün. Hop dedin coin uçuyor dedin. Çok güzel kazanırız dedin. Sonrasında zarar etmekten kurtuldun. O yüzden arkadaşlar teknik analiz kesinlikle çok önemli bir şey. Teknik analiz bu piyasada işlem yapan herkesin kesinlikle öğrenmesi gereken bir şey. Genel olarak markete durum şu anlık bu şekilde. Akşam 22.30'da canlı yayın olacak. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.